İnsanların Bilirkişi programı Bu Benim İşim'de yeni bölümle karşınızdayız. Ben Ercan Özdemir. Kamerada Emre Partal'la birlikte Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret edeceğiz. Burada yapılan çalışmaları, verilen hizmetleri doktorlarımızla, ayağına taş değmesin dediğimiz hekimlerimizle konuşacağız. Onları ve sizleri daha fazla bekletmeden programımıza başlıyoruz efendim. Kattan oluşan Sağlıklı Hayat Merkezi'nin zemin katındayız. Burada mamografi hizmeti veriliyor. Biliniyor ki kadınlarda en sık görünen, en sık rastlanan kanser türü meme kanseri. Bununla ilgili de erken teşhis çok önemli ve burası bu hizmeti de veriyor. Çünkü erken yakalamak önemli. Evreleri var. Az sonra hocalarımızla da konuşacağız. Öyle bir hizmet veriyor ki burası çevre ilçelerden vatandaşlar buraya ücretsiz bir şekilde de getiriliyor. Şu anda gördüğünüz gibi bu riski azaltmak için erkenden buraya gelen bilinçli vatandaşlarımız da burada ve ben kendileriyle de konuşmak istiyorum. Nereden geldiniz siz? Merkezde. Bu Altınordu merkezde. Evet. Düzenli olarak da yaptırıyor musunuz? Yaptırmadım aslında. Yaptırmadım. İlk geliyorum. İlk defa geliyorsunuz. Evet. Tavsiye üzerine mi? Benim kızım geçirdi, meme kanseri oldu. Sağlık ocakları da dedi, gidin baktırın diye de biz de bunun üzerine geldik. Beni de bir kardeşiniz gibi görün. Benim de annem bu hastalığa yakalandığı için genelde yaptırır, baktırırdı, takip ederdi ama ara vermişti. İşte o ara verdiği sırada da maalesef yakalandığını öğrenmiştik. Önemli değil mi? Tabii ki de önemli kardeşim. Benim kızım 27 yaşında yakalandı. O da kendi tesadüf üzerine, yani doktorlar da öyle söyledi. 6 ay dediler, kontrol edeceğiz, bir şey yok dediler. Oradaki kitle hemen 8 ay işte geçmişti ki hemen kansere çevirmiş. Aldılar onu oradan. Radyoterapi gördü. İyi şimdi şu anda. Kontrol. Şimdi sağlığı iyi. Çok şükür Allah'a. İşte çok şükür. Erken yakalamanın avantajı. Evet, ilk evrede yakalandı. Zaten nasıl hani anladınız, doktorlar da öyle söyledi. Nasıl bunu hissettiniz, anladınız diye. İlk evre çok önemli. Evet. Burası, bu erken tarama, erken teşhis işte bu kadar önemli kanserde. Siz nereden geliyorsunuz? Ben de buradan Altınordu Merkezde Bıcak Mahallesi'nden geliyorum. Her 5 yılda bir yaptırıyorum düzenli olaraktan. Yine geldim. Yani memnunum, hizmetten memnunum. İnşallah kötü bir şey de çıkmaz ama çıkarsa da hekimlerimiz burada. Evet, öncekinde temizdi. Şimdi de yine takip ediyorum kendime, dikkat ediyorum. Sağlığımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Verilen hizmetten de yararlanmaya çalışıyoruz. Evet. Evet, teşekkür ederim. Siz hanımefendi? Ben Ordu Perşembe. Perşembe'den geldim. Perşembe ilçemizden geliyorsunuz. Ketem getirdi. Ketem vasıtasıyla yani aracımız sizleri oradan alıyor. Buraya ücretsiz bir şekilde getiriyor. Buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyoruz. Böyle ilçe ilçe gidiliyor. Oradan buraya, o Altınordu'ya getiriliyor ve burada bu hizmet de ücretsiz bir şekilde veriliyor. Düzenli olarak siz de geliyor muydunuz? Ya benim ikinci kez geldim. Yani çevremizde çok sıkça olduğu için, duyduğumuz için biraz da Ketem'in sayesinde sürekli aradılar, sağ olsunlar. Onların sayesinde geldik buraya. Ailenizde var mı? Yani birinci derecede akrabalarımızda yok ama yine de çevremizde çok sıklıkça duyuyoruz. Psikolojimiz bozuluyor. O yüzden önemli bence yani. Diyorsunuz, ne olur ne olmaz. Aynen. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. İnşallah, İnşallah. Bir şey çıkmaz. Siz de hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Merhaba. Sağ olun. Mamografi için bekliyorsunuz herhalde. Evet. Hem birlikte geldik. Evet, Perşembe, Yeniköy. Perşembe'den geldiniz. Evet. İyi, ben ilk defa yaptırıyorum. İlk defa gireceksiniz. Bir korku, heyecan var yok, mı? Öyle? Hayır, yok. Allah canım valla her şeyi razı yıkadım. Hamdolsun. Allah ne verirse inşallah böyle bir şey çıkmaz. Hiç kimse de yani çıkmasın hayırlısıyla. İnşallah. Evet. İnşallah. Ama tabii erken varsa da erkenden yakalamak önemli. Evet, aynen de öyle. Herkese tavsiye ederim yani. Gelmeye de kimisi de yani korkuyor. Evet. Ama ihmal etmemek lazım.
Ben de yok olmaz falan. Bunlar da dememek lazım. Ne olur ne olmaz diye. Ne olacağı belli olmaz yani. Çıkmaz diye bir şey yok. Çıkarsa her şeye razıyık. Rabbim ne derse o. Evet. İnşallah da güzel bir sonuç çıkar sizin için. Ablacığım sizin de hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben de Perşembe'den geliyorum. İlk defa katılıyorum. Erken teşhis sağlıklı oluyor. Ne olur ne olmaz diye siz de KETEM'in, buranın, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yolunu tuttunuz. Çok güzel ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Burada böyle hizmet verildiğini biliyor muydunuz? Şahsen ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Yok, bilmiyordum. Yeni öğrendim. Siz de yeni öğrendiniz. Yeni öğrendim. Evet. Burada verilen hizmetler yani devletimizden, personelimizden Allah razı olsun. Allah razı olsun, burada böyle bir hizmeti veriyorlar ücretsiz bir şekilde. Ben de duymamıştım. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. İçeride çok da birimler var. Sizler için de veli nimet aslında. Evet, evet, aynen. Ben daha önce duysaydım annemi zorla buraya getirirdi. Muhakkak, tabii ki. Ama önceden böyle bir şey yoktu zannedersem. İlk defa katıldım, memnun oldum. Ucak Mahallesi'nde yaşam merkezi olarak hizmet veriyormuş. Şimdi buraya, 2020 yılında buraya taşınmış. Fiziki şartlar daha da güzel. Burada böyle bir hizmet veriliyor. Benim annem de yakalanmıştı bu hastalığa. Meme kanseri, biri alınmıştı, temizliği yapıldı. Çok şükür şimdi iyi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Allah şifalarsanız bile erken teşhis önemli burada. İlk evrelerde yakalanırsa bir şey olmayacak. Korkacak da bir şey yok. Yok, yok, yok. Peki, tekrar ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bu Benim İşim programında çok önemli bir bölümü gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde giriş katındayız, mamografi bölümündeyiz. Burada erken teşhis önemli diyerek buranın yolunu tutan bilinçli vatandaşlarımızla röportaj yapma şansı yakaladık. Şimdi Sağlıklı Hayat Merkezi'ni gezmeye, sizlere bilgi aktarmaya devam ediyoruz. Mamografi bölümünde radyoloji teknisini, sevgili Tülin Hanım'ı şimdi ziyaret edeceğiz. Kendisinden önemli bilgiler alacağımızı düşünüyorum. Kolay gelsin. Hoş Tülin geldiniz. Hanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. İsmim Tülin Çorbacı. Röntgen teknisyeniyim. Röntgen teknisyeni. Yani radyoloji, röntgen, bildiğimiz aynen, o adıyla aynen. Röntgen. Evet, evet, aynen. Radyoloji teknisyeni. Ne yapıyorsunuz burada tam olarak hastalarımıza? Yani hastalarımıza demeyin. Gelen vatandaşlarımıza. Mamografi çekiyoruz burada kadınlarımıza. Ücretsiz olarak yapılıyor bu işlem. İşte filmlerimizi çektikten sonra biz Ankara'ya gönderiyoruz. İki tane röntgen doktorumuz bunu inceliyor. Eğer bir sıkıntı olduğunda bir üçüncü göz daha bakıyor bu filmlerimize. Tekrar raporlanıp bize geliyor. Siz buradan cihazı mı yönlendiriyorsunuz? Evet. Burada hastalarımızı çağırıyoruz, hazırlığa geçiyoruz. İçeri alıyoruz, soyunduruyoruz, bilgi veriyoruz nasıl yapacağımızı, işlemlerimizi. Dört tane işlemimiz var bizim. İlk önce ön yüzleri, sonra da yan olarak koltuk altıyla beraber alıyoruz. Ha, aynen. Peki uzun sürüyor mu burada? Yani kaç dakika bir? 10 dakika sürer. 10 dakikalık bir olay yani. Annemiz gelmesi, içeri girmesi, soyunması, çıkması 10 dakikayı buluyor. Cihazı da gösterebilir miyiz? Sevgili Emre, gel bakalım şöyle. Cihazımız da bu. Dijital bir makinedir. Hani kaset olayımız yoktur. Annem demişti ki biraz canımı yakmıştı demişti. Orası burası mı annemin canını yakan? Sıkıştığı zaman şu şekilde. Biraz memeyi sıkıştırdığımız için biraz sıkıntı çekiyor bayanlarda. Öyle bir sıkıntımız var. Peki burada randevulu muydu buraya gelmek? Randevulu hastalarımız da var. Ya da aile hekiminin gönderdiği direkt hastalarımız da var. Dışarıda gördüğünüz gibi köy gruplarımız var. Toplanıp geliyorlar. O şekilde yani. Buraya gelmek isteyen bir vatandaşımız telefon ettiğinde herhalde öyle uzun randevu... Yok uzun randevu. Anında. Aynen. Direkt geldiğinde de alıyoruz şu anda ama... Öyle direkt ayaküstü geldiğinde de... Daha rahat ediyorlar. En azından randevusu var. Geliyor, daha rahat muayenesi ne oluyor. İşlemleri daha kısa süre dahil oluyor. İşte her gün burası hizmet veriyor değil mi? Peki hangi yani baktığımızda şöyle gelen kişi sayısı... Ortalama sayımız, hizmet verdiğimiz. Ya biz şu anda yoğun bayağı bir dönemdeyiz. 50 kişiyi buluyor. Günde? Evet. Çok iyi aslında, bilinçlenildiğini de gösteriyor. Evet, evet şu anda evet çok güzel bir çalışma yapıldı. O şeyle gayet güzel bir şeyimiz var yani. Peki. Size kolay gelsin. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Thank you.
günler. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Mamografiden önce bir yere uğramamız gerekiyor. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben pratisyen hekim Halide Şahinkaya'm. Mamografi öncesinde meme muayenesi yapıyoruz burada. Gelenler önce size uğruyor, evet. Sonra yan tarafa geçiyor. Mamografiye 40-69 yaş arası 2 yılda bir hastanın şikayeti olmasa da mamografi çekimi öneriyoruz. Muayene bulgularını sisteme not düşüp arkadaşlara gönderiyoruz. Mamografi çekildikten sonra sonuçları takip ediliyor. Sonuçlarına göre uzman doktora yönlendiriliyor. Meme kanseri şüpheli bir bulgu durumunda. Kesin bir şey olmuyor zaten, biliyorsunuz görüntüde şüpheli bir şey olduğu zaman ona göre uzman doktora, genel cerrahi yönlendiriyoruz. Sizde kaç dakika sürüyor? Yani hastanın tabii belden üstünü çıkarıp hani muayenesi yapılıyor. Hani hastanın benim muayenem çok uzun sürmüyor ama yani tabii ki onun için soruyorum. Çünkü bazıları efendim işte gideceğiz bir hani hastanede bekler gibi ya da muayene edilir gibi işte saatler sürecek gibi görünüyor ama yok, değil aslında. Öyle saatler sürmüyor tabii. Hasta üzerini çıkarıyor, muayenesini yapıyoruz, sonra yan tarafa gönderiyor. Çok uzun bir işlem değil. 2 yılda bir mi geliyorlardı buraya? Evet, 2 yılda bir. Herhangi bir şikayet olmayan hastalar, bir şikayet olan hastalar tabii ki uzman doktora gitmesi gerekir. Burada 2 yıldan önce yapılmıyor işlem. Evet. Peki hocam, sizlere kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Benim İşim programında fedakar, cefakar sağlık çalışanlarımızla yaptığımız söyleşimiz devam ediyor. Giriş katındaydık, mamografi bölümündeydik. Orada verilen hizmetleri ekranlara getirdik. Şimdi ise bir üst kata çıktık. Burada neler var onlara geçeceğiz ama geçmeden önce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu şu çalışmalardan sizlere göstermek istiyorum. Erken teşhis önemli. Bu işareti bilenler bilir. Sevgili Emre, şöyle yakından gösterirsen biraz kara kalem çalışması yapmış Nur Özçelik adındaki öğrencimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. Yine burada Damla Nur Yiğit isimli öğrencimizin yapmış olduğu çalışma var. Onu da tebrik ediyoruz. Kasım ayı içerisindeyiz. Akciğer kanseri farkındalık ayı. Çeşitli etkinliklerle de hatırlatılmak isteniyor. Bir önceki ay meme kanseri farkındalık ayıydı. Ekim ayı. Onunla ilgili de sevgili Bilgenaz Topaloğlu böyle bir çalışma yapmış ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sergileniyor bu güzel çalışmalar. Evet sevgili izleyenler, Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeyiz. Dediğimiz gibi bir üst kata çıktık. Burada verilen hizmetleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Vatandaşlarımız geliyor, önce ne yapıyor? Kayıt yaptırıyordu. Burada kayıt yaptırmak, randevu almak o kadar zor değil diyebiliyoruz. Öyle değil mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet, buraya vatandaşlarımız geliyor, kaydını sizlere yaptırıyor herhalde. Evet. Uzun sürüyor mu yani bu kayıt işlemleri, randevu işlemleri nasıl oluyor? Geldiğinde bize sadece TC'si ile başvurması yeterli. Randevu koşulumuz yok hastalarımızda. Zaten taramalarımız da ücretsiz. Geldiklerinde direkt kayıtlarını alıyoruz ve taramaları için yönlendiriyoruz hastalarımızı. 182 miydi randevu hattı? Yani orayı aramaya gerek yok değil mi? Hayır, 182'den randevu almalarına gerek yok KETEM'e gelmeleri için. Yani çok kolay bir şekilde. Ama aile hekimliklerinden randevularını oluşturabilirler eğer randevulu gelmek isterlerse. Evet. Peki yoğun mu? Yoğunuz. Biz de yoğun olsun istiyoruz aslında. Başvurulsun. Gelinsin istiyoruz buralara. Evet, az önce çok yoğunduk. Şimdi hastalarımızı mamografiye gönderdik. Oradalar. Ha, sizler kayıt oluşturduktan sonra ilgili birimlere gönderiyoruz kişileri. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz sizlere. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, kayıt işlemlerini yaptırdık ama
Ben size bir şey bahsetmek istiyorum. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında meme kanseri geliyor. Bunu çoğumuz biliyoruz. Erkeklerde akciğer kanseri ama bununla birlikte yine kolorektal kanser diye söylenen ve kalın bağırsak, halk arasında kalın bağırsak kanseri dediğimiz bir olay da burada. Hocam sizleri tanıyabilir miyiz? Bu konuyla ilgili de size sorum olacak. Altınordu İlçe Sağlık Merkezi keten biriminde çalışıyorum. Eve Fatma Bayhan. Hocam elinizdeki nedir? Onu bize anlatır mısın? Kolorektal kanserde verdiğimiz kit. Evde yapılıyor. Basit bir şekilde yapılıyor. Yani kişi buraya geldiğinde siz bunu veriyorsunuz. Bir açabilir miyiz? 50-70 yaş aralığına kadın ve erkeğe veriyoruz. Evde yapılıyor ve sonucu bize bildiriliyor. Nasıl yapılıyor? Basit de bir şekilde herhalde. Evet. Evde kendisi çizgi falan mı oluşuyor? Nedir? Şimdi büyük abdestimizi, gaitayı tuvaletin temiz kuru bir köşesine havlu kağıdının üzerine yapıyoruz. Sonra bunun içindeki tuvaletin temiz köşesine havlu kağıdının üzerine büyük abdesti yapılıyor. Verdiğimiz şu pipetteki solüsyonlu suyu dökmeden çıkartıyoruz. Tırtıklı ucu var. Bakınız. Gaitanın 3-4 farklı noktasına dik açıyla batırıp çıkartıyoruz. Tekrardan pipetimizi kapatıyoruz. 3 dakika içindeki solüsyonla gaitanın karışmasını, homojen hale gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra pipetin ağzını açıyoruz. Şu poşetimizin içerisinden gebelik kaseti gibi bir kaset çıkıyor. Düz bir zemini alıyoruz. Şu küçük hazneye 2-3 damla damlatıyoruz. 10 dakika bekliyoruz. Burada bir ya da iki çizgi çıkacak. Bir çizgi kontrol çizgisi, yani negatif anlamını taşıyor. İki çizgi pozitif anlamını taşıyor. Yani olumsuz bir vakaya mı rastladık demek? Gaitada kan var demek, gizli kan var demek. Bunun da araştırılması gerekiyor. Biz bu durumla karşılaştığımızda da yönlendiriyoruz hastayı daha üst tetkikler için. İki çizgi çıktığında size hemen başvuruyor mu? Yani sonucu size bildiriyor. Siz de gerekli yere mi yönlendiriyoruz. Evet. O kişiyi. Daha üst tetkikler için o şekilde. Evet. Peki sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, buradan da rahim ağzı kanseri nedir? Onları hocamızla konuşacağız. Burada bu hizmetler de veriliyor. Ve ben kendisini, sizleri de çok bekletmeden... Hocam kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyim? Tabii. Ben Doktor Ayşe Baysal. Altınordu Sağlıklı Hayat Merkezi keten biriminde görev yapıyorum. Keten nedir öncelikle? Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi. Biz burada toplumda sık görülen 3 tane kanserin taramasını yapıyoruz. Bunlar bağırsak kanseri, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri. Bu taramaları meme kanserini 40-69 yaş aralığında 2 yılda bir mamografi çekimi yapıyoruz. Bağırsak kanserinde 50-70 yaş aralığında 2 yılda bir gaitada gizli kan bakıyoruz. Rahim ağzı kanseri taramasında ise 30-65 yaş aralığında 5 yılda bir simir testi HPV DNA bakarak yapıyoruz. 5 yılda bir oluyor o galiba. Evet. Diğerleri ne göre daha geç? Evet. 30-65 yaş aralığında 5 yılda bir yapıyoruz bu kanser taramamızı. Vatandaşlarımız aile hekimliklerine başvurup burada randevu oluşturabilirler keten birimi için. Ve bu taramalarımızın hepsi hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın tamamen ücretsizdir. Peki ilgi alaka nasıl hocam? Size de soralım. Vatandaşlarımız geliyor mu? Soruyor mu? Nedir? Evet, dönemsel olarak azalabiliyor tabii orada ilimizde. Ağustos ayları gibi hastalarımız biraz azalıyor ama Eylül ayından itibaren yoğunluk yavaş yavaş artıyor. Tabii biz de kurumumuzu tanıttıkça, kurumumuz yaklaşık 1-2 yıldır şey değiştirdi, mekan değiştirdi. O yüzden kurumumuz şu an yeni tanıtma çalışmaları yapıyoruz. Kurumumuz tanıdıkça talep de artıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere. Kolay gelsin diyoruz. Sağlık çalışanlarımızı, fedakar sağlık çalışanlarımızın ayağına taş değmesin istiyoruz efendim. Sağlıklı Hayat Merkezi'ydi değil mi hocam?
Önceden yaşam merkeziydi. Ben bazen onunla karıştırıyorum. Birkaç sene önce öyleymiş galiba. Yaşam merkezi diye geçiyor. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili izleyenler, Bu Benim İşim programında bugün Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde verilen hizmetleri peyderpey biraz, çünkü daha kapsamlı bir şekilde ileride programları da yapacağız, sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağız ama o kadar birim var ki ve o kadar güzel hizmetler veriliyor ki bunu bir bölüme sığdırma imkanımız yoktu. Burayla ilgili ileriki haftalarda yeni bölümler tekrar ekranlara getireceğiz. Ve ben şimdi konuyu, burayı değerlendirme, derleyip toparlama açısından da Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı doktorumuz bizi bekliyor. Evet efendim, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir hizmeti Ordu'ya, Ordululara sunmuş oldunuz. Büyük emeğiniz geçti. Onu biliyorum. Öncelikle biz sizi tanıyoruz ama ekran karşısında bizi izleyenleri de aktarmanız açısından sizi tanıyabilirim. Ben Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın. 4 yıldır da yaklaşık bu görevi yürütmekteyim. Burada tabii bu bir ekip işi ve bir ekip halinde gerek müdürlüğümüz, gerek ilçe sağlık müdürlüğümüz ve diğer bütün sağlık çalışanlarımız, sahadaki sağlık çalışanlarımızla birlikte bu hizmetin sunulmasını sağlıyoruz. Ve gerçekten de özellikle pandeminin de etkilerini üzerimizden atmaya başlamışken vatandaşlarımıza burada aslında alışılmışın dışında, rutin hani hasta doktor ilişkisinin dışında sağlıklı insanlarımıza yönelik bir hizmet sunmaktayız. Burada biraz önce sizler de gördüğünüz paket halinde sunduğumuz birçok farklı hizmetimiz var. Ketem'den tutun diyetisyenimize, fizyoterapistimizden tutun psikologlarımıza, sosyal çalışmacılarımıza, sigara bırakma polikliniğimize varana kadar daha aklıma şu anda gelmeyen ama bir sürü sağlık hizmetini başta sağlıklı insanlar olmak üzere sunmaya çalışıyoruz. Burada başkanım, burada araya giriyorum. Nasıl peki? Rağbet nasıl? İlgi, alaka nasıl? Burada gördük hocalarımızın, hekimlerimizin ilgisi, alakası çok iyi. Peki vatandaşlarımızın buraya ilgisi? Onu da merak ediyoruz. Evet. Ne kadar hizmet veriliyor? Kimler alıyor? Evet, aslında tabii ki vatandaşlarımızın ilgisi yavaş yavaş artmaya başladı. Fakat bizim beklentimiz bunun çok çok daha üstünde. Yani bizim için şu an yeterli değil. Daha çok tanınmasını, daha çok talep edilmesini istiyoruz. Aslında biz halk sağlığı olarak dediğim gibi biraz önce daha farklı çalışıyoruz. İnsanların bizden talep etmesini bekliyoruz. Biz çünkü ücretsiz bir şekilde ve gerçekten hani çok kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Bugün biraz önce gördüğünüz mamografi çekildiğinde, yani meme kanseri taraması amacıyla bu merkezden hemen raporlanıyor en kısa süre içerisinde ve son teknoloji ürünü, cihazları kullanıyoruz burada. Yine serviks kanseri taramasında olsun, yine son teknoloji ürünü cihazlarımız ve güzel bir raporlama sistemimiz var. Bakanlıktan yapılıyor bu ve çok hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Bununla birlikte diyetisyenimiz var, psikologumuz var. Yani bunlara hiçbir para ödemeden, ücretsiz bir şekilde en kaliteli şekilde, yani kesinlikle baştan sağma değil. Çünkü çalışanlarımız, sizler de gördünüz, hepsi çok özverili insanlar. En kaliteli olacak şekilde bu hizmetleri sunuyoruz. Dolayısıyla bu talebi bekliyoruz. Bizim için şu anda yeterli düzeyde değil. Biz hazırız, biz dinamiyiz, biz güçlüyüz. Güçlü bir sağlık ordusuyuz bu şehirde. Fakat buna karşılık daha kuvvetli bir talep de bekliyoruz. İnsanlarımızı buraya gelmeye davet ediyoruz. Buradaki imkanlarımızdan spor salonlarımız var. Fizyoterapist eşliğinde yapıyoruz. Yani burada bu konuda uzman kişinin kontrolünde yapıyoruz biz bu işi. Yani ve hepsi çok güzel imkanlar. Gebe sınıfımız var mesela. Gebelerimizi mutlaka bekliyoruz. Gebelikle alakalı yaşayacakları durumlar için, nelerle karşılaşacakları için, doğuma hazırlık için, güzel bir bilgilendirme almak için çok güzel bir ortamımız var. Bunu da gördünüz. Buralara mutlaka bekliyoruz.
Ve kesinlikle çok üst düzey ve kaliteli ve ücretsiz, her şeyden önemlisi, bir hizmet veriyoruz. Aile hekimlerimiz yönlendiriyor. Aile hekimlerimizin bir tamamlayıcı rolünü istiyoruz, üstleniyoruz biz bu sağlıklı hayat merkezlerinde. Hani aile hekimlerimiz biliyorsunuz kronik hastalıklarımızı takip ediyor. Diyabettir, obezedir, tansiyondur, kalp damar hastalıkları gibi hastalıklarımızı takip ederken risk grubundaysak bu risklere yönelik taramaları da yapıyor. Bunların bir tamamlayıcı üst çatı rolünü üstleniyoruz biz sağlıklı hayat merkezinde. Buralardan da yine yönlendirmelerin yapılmasını bekliyoruz. Aile hekimlerimiz de yapıyor. Özellikle vatandaşlarımız da biz buraya daha kuvvetli bir şekilde talep etmeye ve gelmeye davet ediyoruz. Başkanım, ücretsiz olduğunu siz de dile getirdiniz. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan ya da yeşil kart falan, bununla ilgili neler var? Yani ücretsiz kimler? Evet, bütün vatandaşlarımız bu kurumdan kesinlikle yararlanabilir. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Her vatandaşımız buradan gelir. SGK girişi olmasa bile, yeşil kart olsa, muhtaç böyle vatandaşlarımıza da, yani burada şimdi, kapıya gelenleri geri çevirmiyor muyuz? Kesinlikle şöyle, hayır, asla bizde geri çevirmek diye bir şey yok. Şöyle bir durumumuz var, hatta ben size ayrıca onu da söyleyeyim. Sosyal çalışmacılarımız var burada. Burada dezavantajlı gruplarımıza yönelik de özellikle şu hizmeti de veriyoruz. Bir sıkıntısı varsa, maddi veya sosyal ortamından kaynaklı bir problemi varsa kişilerin, bununla alakalı sosyal çalışmacılarımız, kaymakamlık, valilik, aile sosyal politikalar, il müdürlüğü, milli eğitim, aklınıza gelebilecek emniyet, jandarma, bütün diğer paydaş kurumlarla iletişimi sağlayarak, başta tabii ki il müdürlüğümüze de konuyu bildirerek biz de işin içine giriyoruz. En kuvvetli şekilde o vatandaşımızın varsa bir sorunu, onu da çözmeye çalışıyoruz. Biz de biz açık bir kapıyız. Hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Çevirmeyeceğiz de. Bunun için de zaten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her vatandaşımız gelebilir buraya. Burada şunu da gördük. İyi olacak hastanın ayağına doktor gidermiş denir. Evet. Bizim atasözlerimizde, deyimlerimizde. Perşembeden buraya gelen, onları da almaya giden bir ekibimiz var burada. O vatandaşlarımız perşembeden buraya getirildiler. Böyle hizmetler de veriliyor herhalde. Şöyle, aslında güzel bir noktaya değindiniz. Sadece Perşembe değil, diğer bütün ilçelerimizde bu mobil hizmetimiz var. Biliyorsunuz zor bir coğrafya Ordu ilimiz. Fakat burada az önce söylediğim, kuvvetli bir sağlık ordumuz var. Gerçekten çok özverili insanlar var. En ücra köylere kadar gidip orada taramaları yapıyorlar. Orada yapılamayacak, örneğin mamografi gibi taramalar içinse, vatandaşlarımıza ayrıca bir taşıma hizmeti sunarak buraya kadar getiriyoruz ve bunu bütün ilçelerimizde yapıyoruz. Bu sağlıklı hayat merkezimizden aynı zamanda Fatsa'da da var. Ünye'de de yine planladık. Aslında fiziki yapı olarak her şeyimiz tamam. Aynı hizmetleri ilçe sağlık müdürlüğünde veriyoruz, Ünye ilçe sağlık müdürlüğünde, fakat sağlıklı hayat merkezine henüz dönüştürmedik. Onu da yapacağız. Projelendirdik. Onu da yapacağız. Yani Ünye, Fatsa ve Altınordu, bu merkez ilçelerimizde biz arkada kalan, güneyde kalan, perifer dediğimiz çevre ilçelerimizin hepsinden aslında Perşembe'de olduğu gibi vatandaşlarımızı buraya getirerek gerekli sağlık kontrollerini, sağlık taramalarını yaptırıyoruz. Evet, başkanım, programın da sonuna geliyoruz. Bir çağrınız, eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Yayınımızı artık sonlandıracağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hasta olmadan sağlığımızın kıymetini bilelim. Bizim için en önemli şey sağlığımızı korumak. Sağlıklıyken bunun kıymetini bilip güzel bir yaşlanmaya sürecine girersek hem daha kaliteli, daha az acılı bir süreç yaşarız. Daha az ağrılı bir süreç yaşarız ilerleyen zamanlarda. Belki de hiç sorunumuz olmayacak veya insanlara daha az muhtaç oluruz. Bizim amacımız bu. İnsan ömrünü uzatmak veya insanların bağımlılığını, başka insanlara bağımlılığını azaltmak. Burada temel amacımız bu. Herkesi bir an önce buradaki tesislerimizden faydalanmaya, yararlanmaya bekliyoruz. Sizler talep ettikçe, vatandaşlarımız talep ettikçe biz daha fazlasını da sunabileceğiz. Bu konuda da yeterliliğimiz var. Yeterliğimiz hazır. Burada fiziki şartlar yeterli, hocalarımız var. Kesinlikle mutlaka bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bu haftalık Bu Benim İşim programının burada sonuna geliyoruz. Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yaptık çekimimizi ve burada çok önemli bilgiler de almış olduk. Umarım sizleri de bilgilendirmiş olduk bu programda diye de düşünüyorum. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın'ın da dediği gibi
hastalanmadan buraya gelmek gerekiyor. Sağlığımızın kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Erken teşhisin çok önemli olduğunu hocalarımız da söyledi. Buna dikkat edelim ve burada ücretsiz verilen bu hizmetlerden yararlanalım efendim. Ben Ercan Özdemir, kamerada dediğim gibi Emre Partal'la birlikte bu haftalıkta Bu Benim İşim programının çekimini gerçekleştirdik. Bir sonraki haftada görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.